19. asrın sonlarına doğru Ege havalisi dağlarda gezen eşkıya çetelerinden bıkıp usanmıştı. Saray ve bağvali bu halin önüne bir türlü geçemiyordu. Nihayet İzmir valisi Naşit Paşa bu derde çeteleri affetmek veya o zamanki tabiriyle yüze indirmekle bir çare bulabildi. Fakat bu yüze inen çetelerin tekrar dağa çıkacakları muhakkak gibiydi. Bu sefer hükümet bir fırsatını bulup çeteleri imha etti. Piç Osman Kırkağaç'ta, Parmaksız Arap Aydın'da, Yörük Osman İzmir'de, Çakırcalı Ahmet Birgi'de öldürüldüler. İşte istediğin oldu Hasan Çavuş, al bakalım. Artık Çakıcı'yı da tevkif edebilirsin. Hele senin tahkikat raporunda bildirdiğin gibi hakikaten bu çifte cinayeti o işlemişse en azından bir 30 sene yer. Belki de idam ederler efendim. Belki, orasını bilemem. Ne olur ne olmaz, sen gene de kendini sakın o heriften. Ummadığın bir anda seni kancıklayabilir. Hacı Batlıcan'ı kıraç almaz kumandanım, siz meraklanmayın. İnşallah. Hadi davran, oyalanmaya gelmez. Yolun açık olsun. Hazrol! At bin! Bu kılıç babanın yadigarı, Plevne dönüşünde bana verdi. Taşı yapılana dek bu kılıcı onun başına dikiyorum. Bize babanın taze mezarı başında söz ver. Bu kılıç burada paslanmadan Hasan Çavuş'tan babanın öcünü alacaksın. Bu işi biz sana bırakmazdık ha, münasip düşmez. Bu senin hakkın. Eğer ki üstesinden gelemezsen biz bakarız icabına. Ötesini sen bilirsin. Ele güne çıkacak yüzün kalmaz. Thank you.
dinli kafir, daha ne gelirsin? Yetmez mi ettiklerin? Kuldan korkmuyorsan bari Allah'tan kork! Tut dilini kadın, söyle o yılan yavrusu nerede? Arayın evi! Uy, iki elin yanına gelsin emi, boyun bursun devrilsin! Yetmedi mi eve mi ettin, yetmedi mi? Şimdi de oğlumla mı uğraşıyorsun? Bana bak kadın, dilini tut! Beni ölen ölen günaha sokma! Çekil hadi! Kaç Mehmet'im, kaç! Seni tutmaya gelmişler! Teslim olma bunlara! Bir yere kıpırdama şakıcı! Tapana düştün! Seni tevkif ediyorum! Yakalayın! Uy, Allah'tan korkmaz Yezid! Uy hocamın incir ağacı, kahrolası seni! Gidelim, sallama! Yezid'i karın içinde üstüme varırsın ha! Bu yılanı doğuracağına taş doğuraydın! Hey! Ancak delil kifayetsizliğinden dolayı ve avukatının bu yoldaki müdafası esas tutularak mahkememizce Çakırcalı Ahmetoğlu Çakıcı Mehmet'in bir sene hapsine karar verildi. Geçmiş olsun Efe. Sağ olasın hacı. Geçmiş olsun Efe. Sağ olasın çoban. Geçmiş olsun Efe. Sağ olasın yeğen. Emirlerini aynen yerine getirdik Efe. Yaz! Ödemişti Hasan Çavuş'a. Hapishaneden çıktım. Bozdağ'da seni bekliyorum. Gel, kozumuzu paylaşalım. Çakıcı Mehmet Efe. Ben demedim mi? İşte söylediğim çıktı. Kurt dağda artık. İflah etmez. Ensesi kalınlaşmadan mutlaka bastırmalıyız. Telaşlanma Hasan Çavuş. Çakıcı'nın takibine bizzat ben çıkacağım. Hele bir izi bulunsun. Bu iş sizden çok bana düşer kumandanım. Tez davranmazsak Çakıcı dağlara iyice yerleşir, yataklarını bulur. Yılanı yavru iken ezmeli. Doğru Hasan Çavuş. Hiç vakit geçirmeye gelmez. Hemen takibe çıkalım. Emredersiniz. Ayaklarım uyuştu. 10 saattir pusudayız. Dile kolay. Acaba nerede kaldılar hacı? Bir koku mu aldılar yoksa? Kaymakçı üstünden döndüklerine göre ancak varırlar. Acelen ne? Bekle biraz. Şenlik neredeyse kopar. Eğlenirsin.
hemen yakarım! Ülen Hasan Çavuş! Babamı kahpeçe öldürüp, anamın karnına tüfek uzatırsın ha! Bana da iftira edersin ha! Ver bakalım hesabını! Gelme üstümüze Hüsnü Efendi! Var git yoluna! Seninle bir alışverişimiz yok! Kıyma tatlı canını! Beni takip et! Var git yoluna Hüsnü Efendi! Canına kastetme! Sabit kanına bulaştırma elimizi! Sana bir şey olsun istemem! Ne yaptın hacı? Ne vurdun masumu? Yeri miydi? Günah ortada Efe! Biz onu vurmasak o bizi vuracaktı! Dayan çoban! Çıktım gurbet ile geri gelinme. Kimler öldü, kimler kaldı bilinmez o. Ölsem buralarda gözüm yumulmaz. Nasıl oldun Efe? Yaran nasıl? Bir lokma bir şey de yemedim. Sen daha iyi bilirsin ya. Buradan gitsek iyi olur gari. Zaptiye neredeyse dağ taşı saracak. Bir ümidim Mersin beleninde. Davranırsak onlardan bir ayak önce geçidi tutarız. Ben kalıyorum hacı. Varın siz gidin. O nasıl söz Efe? Gari benim işim bitti hacı. Edeceğimi ettim. Öcümüzü aldık. Teslim olacağım. Bundan öte dağlarda gezmem. Sen ne diyorsun Efe? Teslim olunur mu hiç? Ya asarlar ya da damlarda çürütürler seni. Yazık değil mi gençliğine? İşim bitti hacı. Teslim olacağım. Ağzından yel alsın Efe. Gençliğin var. Gari senin mekanın hep bu dağlar. Yüzde bütün fitne birlik olup seni bekler. Bunun icabını sonra düşünürüz. Davranalım bir hele. Hadi davran çoban, ateşi bastır gidiyoruz. Emriniz veçhile, bu plan harfiyle tatbik edilecektir. Böylece çetelere karşı açılan umumi harekatın muvaffakiyetle neticeleneceği şüphesizdir. Buna mümasilen istihbarat şebekemiz takviye edilmiş olup, zaptiye efradına da mavzer tüfeği tevzi edilmiştir. Bu da her şeyden evvel zaptiyenin eşkıyaya karşı ateş faikiyetini temin edecektir. Mesela Paşa Hazretleri, gene alınan bu son tedbirlerle eşkıyadan Köşklü İbrahim'in cin deresinde imhası mümkün olmuştur. Gel! Ödemiş kaymakamlığından efendim. Şimdi bir de Çakıcı eşkıyası mı çıktı başımıza? Alın okuyun şunu! Bu mu muvaffakiyet dediğiniz? Kaymakçı mezarlığındaki pusuda Çakıcı, Mülazim Hüsnü Efendi'yi ve Hasan Çavuş'la 8 zaptiye neferimizi şehit etmiş. Dağlar eşkıyadan geçilmezken al başına bir bela daha. Bunu nasıl İstanbul'a bildireceğiz? Müsaade ederseniz Paşa Hazretleri, bir maruzatım var.
Buyurun, sizi dinliyoruz. Bugüne kadar çeteleri yakalamak için takip ettiğimiz yol yanlıştır Paşa Hazretleri. Şayet biz ilk vukuatlarından sonra teslim olmalarını ve olduktan sonra mahkeme edileceklerini tellalla bağırtmış olsaydık, Şakilerin yola gelecekleri büyük bir ihtimal dahilindeydi. Biz bunları yapmadık, aksine başlarını getirenlere para adadık. Böylece onların dağda kalmalarına biz sebep olduk. Şimdi de Çakıcı'yı yakalamak için aynı yanlış yolu takip edeceğiz. Onu bunu dövmek, para adamak hiçbir işimize yaramayacak. Ahaliyi kendimizden soğutup Çakıcı'nın daha fazla sevilmesine sebep olacağız. Bu arada Çakıcı da zalimlere karşı gelecek, mala, cana ve ırza dokunmayacak, acizlere yardım edecek. Hükümet postalarını soymayıp askere kurşun atmayacak. Saçma, saçma, saçma! Bunların hiçbiri olmayacak. Çakıcı'nın ölü veya diri mutlak yakalanmasını istiyorum. Bu işe de bizzat seni memur ettim. Amanın! Obayı gene eşkıyalar basıyor. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Safa geldiniz. Hayrola, bir vukuat mı oldu? Daha ne olacak, az önce obayı eşkıya bastı. Kızımı da, davarımı da alıp sürdüler. Kızını mı? Kızımı ya, ben saçı karalı aşireti reisi Ekberoğlu'yum. Buraya hava teptiline gelmiştik. Gelmez olsaydık. Eski efeler ırza dokunmazdı. Şimdikilerde o da yok. Hangi yöne gittiler? Aha şu yöne. Yarın Dağtaş Türkmen dolsun, aşiret tüm toplansın, o zaman bu dağlardan çıksınlar bakalım. Kimmiş bu efe? Çakıcı mı neymiş? Yeni çıkmış dağa. Didinin kancı. Demek Çakıcı ha? Hele sen tasalanma Ekberoğlu. Davranın! Gelen gidinin gancı! O ne lan? Uzun etme gari! Gel birazdan lan! Oyna! Oyna diyorum! Bacı, sen bu yana gel. Lan reziller, lan avrat kılıklılar! Şuncacık bir ihtiyarın çadırını basmaya utanmaz mısınız? Hanginiz lan o Çakıcı Mehmet? Hanginiz lan? Beni dinden imandan çıkartman, deyiverin çabuk! Ne olacakmış? Çakıcı benim. Öyle şuna bak hele. Ulan rezilin iti! Sıkılmaz mısın başkasının namını aldım demeye? Çakıcı Mehmet'miş. Çakıcı benim! Hadi yürüyün. Yavrum, ırazım benim. Aman Ekberoğlu. Bırak öpeyim Efe, bu iyiliğin dünyada ödenmez. Ne ettik ki Ekberoğlu? Öyle deme Efe, namusumu kurtardın. Bari adını bağışla. Çakıcı Mehmet derler.
Yemeğini getirdim Efe. Sen yerken ben de yarana taze merhem çalayım. Bu kadar zaman nasıl durdun bu yarayla? Vakit mi vardı? Nazlı Ceylan'ı kurt paralamadan anca kurtardık. Yazımızda kınalı parmaklarının yaramızı saracağı varmış. Bütün bu nakışları sen mi işledin? Bu keklik parmaklarınla mı? Köşklü. Sorma Efe. Çakıcı bizi madranda bastı. Köseli oğluyla bütün kızanları öldürdü. Bir ben kurttum. Vay Çakıcı vay! Ulan nasıl kıydın Köseli oğluna? Yanına koyarsan bunu bana da kamalı demesinler. Bakalım Köseli oğlunu furma Kasan Çavuş'u vurmaya benzer miymiş? Davranın kızanlar! Matrana gidiyoruz! Geldim buraya. Yaran acımadı mı? Hayır, bir şeyim yok. Uyku tutmadı. Bari nöbeti alayım dedim. Çadır çok sıcak. Yanacağım sandım. Ateş düştüğü yeri yakarmış. Öyle derler.
Ders çadırları yıkalım, kasabaya göçüyoruz. Bu dağlarda durmaya gelmez. Tekin değil gari. Eşkıya eşkıya üstüne basıyor. Püh ulan kızan! O çölüm müydü? Kıstın mı kafana çakıcı köpeği? Erkeksen metelik kadar bir yerini göster! Köseli oğlunu kahpece vurursun ha! Bunun öcünü alırım senden! Ulan çakıcı! Ulan Tomus'un oğlu! Kahpe karı gibi ne saklanıyorsun? Çıkıver meydana kızan vurmak nasıl olmuş göstereyim sana! Ulan kamalı! Gidinin kancıyor seni! Avrat çeneli herif! İt gibi saklanın, karga gibi öten! Asıl sen meteli kadar yerini göster de çakıcının kim olduğunu anla! Seni gavurun eli! Seni kanlı cellat! Seni süt ana kılıklı ayı! Gene mi karşımdasın? Bu sefer terini yüzdüm gari! Sen pek yüzemen kamalı oğlum! Asıl kara sürülü alın derini yüzsen! En çabuk unuttun ödemiş hamamlarında karı gibi göbek attığını! Ulan çakıcı yaktın kızanlar mı? Elime canlı geçme! Tuttun mu, başına avrat donu geçirip ibret-i alem için seni oynatmazsam bana da kamalı demesinler! Öğren kamalı! Aldırma efe! Bakma o ite sen, müsaademe de adettir, söylenir. Ah ulan çakıcı! Çık ulan erkeksen meydana, tek etek dövüşelim! Hazırım ulan kamalı! Kesin ateşi! Çık meydana! Delimin efe, bir oyun eder, hiç bakmaz vurur. Hele siz durun acı! Fırla ulan çakıcı! Ben de fırlıyorum! Fırla yukarı! De bakalım Kamalı! Ben senin eline böyle düşseydim ne yapardım? Öldürürdüm çakıcı! Ben seni öldürmeyeceğim! Sen sağ kaldıkça bu topal ayak namım gezdirecek! Kamalı da zeybek vurulmuş, yâri fidan boylu, çakıcıya Dur! Selamünaleyküm kumandan bey! Aleykümselam, uğurlar olsun! Ekber oğlu dedikler sen misin? Benim ya, bir şey mi vardı? Evet, çakıcı eşkıyasının takibindeyiz. Dün gece sende misafir kalmış. Eşkıya kısmına yataklık etmenin suç olduğunu bilmiyor musun Ekber oğlu? Biliyorum! Biliyorum ama sen ol da yalnız başınayken dağda eşkıyaya yardım etme! O biraz sıkar kumandan bey! Tüfeği dayadılar mı gırtlağına, o saat dediklerini yaptırırlar! Ya, demek öyle Ekber oğlu! Ne tarafa gittiler? Bilir miyim ki, Allah'ın da gezer durur! Pekala Ekber oğlu, hadi sana uğurlar olsun! Sana da kumandan bey! Varsa alacağına! İleri! De.
Buna Konyalı Arap Merçan derler Efe. Cellaplıkta eşi menendi yoktur. Buna Deveci Mehmet. Bu Çolak Nebi. Bu Harmandalı oğlu Ahmet. Bu Kör Yusuf. Bu Sarı Ali. Bu Alaşehirli Musa. Bu da Kara Ali. Yedi dağda namı gezer. Gölgesinde yılan bile uyumaz. Hepsi de namlı yiğitlerdir. Bugüne dek Zeybekli'nin şanına şan kattılar. Atları nice türkülerde çağrılır. Her biri bir tabura bedeldir. Yaktıkları konakların, döktükleri kanın, attıkları kurşun hatta hesabı yoktur. Şimdi de sana kızanlık etmek dilerler Efe. Buyurun can üstüne. Bakın Zeybekler. Ben de kızanlarımdan üç şey dilerim. Başta askere kurşun atmak yok. Hükümet malına da dokunulmayacak. Zira saçı bitmedik yetim hakkına el sürmüş oluruz. Başkasının namusuna el sürüp namımıza kara çalanın vay haline. Gerisi sizin bileceğiniz. Kalabalık gezmek kötülük getirir. İkiye ayrılacağız. Hacı, Çoban, Harmandalıoğlu, Alaşehirli, Kör Yusuf, Koca Mehmet, Arap Mercan benimle gelecek. Diğerlerinin efeliğini de Kara Ali yapacak. Şimdilik beraberiz, ayrılmayacağız. Ta ki namımız dokuz dağ şan olana kadar. Hey! Hey! Ve böylece Çakıcı dokuz dağın efesi oldu. Bağışla Efe, sana bir şey soracağım. Üzerinde bir hal var, günlerdir böylesin. Bir yol kendime sorayım dedim, çıkaramadım. Eskiden bir çift olsun söz ederdin, gari tek mi sus pus oldun? Acep Madran Dağı'ndaki yörük obası yerinde mi ki hacı? Dilersen oralara bir uzanırız Efe. Hem kızanlar da iyi yoruldu, az dinlenirler. İyi olur hacı. Yolumuz düşmüşken Çakmar'a da uğrarız, köylüler dardaymış. Münasiptir Efe. İznin olursa ben yol hazırlığını göreyim. Yarına Madran'da oluruz. Efe sen bilirsin ha, bizim Kemer Deresi köprü ister. Kasabaya gider gelirken köylü çok eziyet çekiyor. Hele suların çoğaldığı zaman tüm cehennem azabı. Allah rızası için bir çaresine bakı ve. Doğru söylersin muhtar. İyi akıl etmişsiniz. Velakin geç kalınmış. Varıp Hacı Ömer Ağa'ya benden selam edin. O da selamımı Ruşenzade'ye iletsin. İkisi birlik olup bir para koysunlar ortaya. Üstünü de ben tamamlarım. Kışa kadar köprünüz olur. Allah senden razı olsun Efe. Sağ olasın Efe. Cenab-ı Hak sözünü geçkin, kılıcını keskin etsin Efe. Şanına şan katsın. Hele bir yolda camimize hizmet etsen, zelzeleden sonra girilecek yanı kalmadı. Tamirine topladığımız para da el vermiyor Efe. Meraklanma, onu da Hamza Bey yaptıracak. Sizin köyle alışverişi çoktur. Bugüne dek yaptığı karla 10 cami yaptıracak kadar zenginledi. Varın gidin, Efe gelecek, bayram namazını bizim köyde kılacak deyin. Öte yanını o bilir. Allah dizine can, ahiretine iman versin Efe. Amin. Peki, peki. Şu sizin köyün kurt köylülerle olan mera meselesi neymiş? Biz bir türlü üstesinden gelemedik. Gari sen bilin Efe. Onu da hallederiz ya, ertiye kalsın şimdi. Önce şu tahsildarınkine bakalım.
Herifçioğlu korkusundan ölecek neredeyse. Ayasuluk tahsildarı sen misin lan? Benim Efe. O Rıza kulum benim. Süs lan, tövbe de! Bizim kitabımızda kul kelimesi gezmez. Anca Allah'a kul olur insan. Fakir fıkaraya eziyet edersin, acımazsın ha! Ne kadar para topladın yanına? 317 altın Efe. Buyur, ananın ak sütü gibi helal olsun. Hepsi burada. Pı Allah kahretsin! Ölen, devletin emanetini böyle kolaycacık nasıl teslim edersin? Devletten korkman, Allah'tan da mı korkman peki? Göstermelik diye mi vermişler belindeki tabancayı sana ha? Arayın üstünü rezilin! Yirmi altın çıktı Efe. Kimin bu paralar? Benim. Kendimin Efe. Aylığın ne senin? 4 mecidiye. Bir de 100 deliğim var. Kara dinli kafir. Hırsız herif. Bu kadar aylıkla 20 altın mı birikirmiş? Topladığın vergilerden çaldım desene. Aman Efe. Öyle rezil, bir de aman diler. Dilini yut. Fururum alimallah. Hükümet parasına el sürmek ha. Yüreğin nasıl titremez, elin nasıl varır çalma? Allah adamın elini yakmaz mı? Ez vakit bu parayı birbirine kat. Muhtar sen de bize but tutarsın. Hiç bakmam fururum. Gidirin köpekleri, ya. Kirli çıkılar sizi! Ben size gösteririm! Daldırın suya, ayınsın kağıta! Durun da! Bayıltıncıya tek dönün! İnsanı deli edersiniz. Güpegündüz köyünüze Çakıcı gelir, saatlerce kalır, sonra da gittiği yeri bilmezsiniz. Sen tasalanma mülazim efendi. Bize bırak sen işi. Bülbül gibi konuşturur. Dayak istemiyorum! Siz yapıyorsunuz bunları böyle. Söylerler mi Çakıcı'nın yerini hiç? Söylemezler tabii. Çakıcı'nın iyiliğinden geçilmezken siz tutup dayak atmaya kalkıyorsunuz. Ektiklerinizi biçin bakalım. Kumandanım, Çakıcı çetesinin Bohçayaka çiftliğinde bulunduğu ihbar edildi. Çakıcı'nın mı? Evet. Bu güzel işte. Davranın, kaçmadan bastıralım! Acaba nereye gittiler hacı? Sen tasalanma Efe. Emret gün sekmeden yerlerini bulalım. Yataklara bir haber saldık mı Ekberoğlu öküzün boynuzuna girse kaçamaz. Anladığıma göre Ekberoğlu kuyruk sallıyor. Herif bir şeyler sesinledi muhakkak. Gari bu meselede bir oyun bozanlık yaptılarsa, ötesini kendi düşünsün. Bağışla Efe, ben senin gibi düşünmüyorum. Pınar'ın başındaki ceylana usulca yaklaşmak gerek. Bir yol Ekberoğlu'nun yerine koy kendini. İsmi senin gibi cihanı da tutsa, ha deyince kolaycacık kız verir mi dağda gezen Efe'ye? Hayrola? Ben bu haberi beğenmedim Efe. Ses kızanların tarafından. Parola yerine silah atıyorlar. Mühim bir hal olmalı. Varalım aşağı.
Ne oldu çoban Mehmet? Çabuk anlat. Bohçayaka çiftliğinde Bayındırlı bizim kızanları basmış Efe. Çolak'la Yusuf'u vurmuşlar. Kara Ali, Küçük Osman hala vuruşup dayanıyormuş. Seni de vurdular Mustafa. Allah rahmet eylesin. Amin. Kısmette dönmek varsa Mustafa'yı o zaman gömeriz. Hadi biz varıp yetişelim. Karşılaştık. Değiş! Garı müjdeyi hak ettik sayılırız Efe. Süre süre izini bulduk Ekberoğlu'nun. Buldun demek ağacı. Heh. Bulmam mı Efe, sen emretmişsin. Başımla, canımla. Bir sözüne bakar, kaldırın getirin kızı da o saat basıp getirelim. O nasıl söz ki ağacı? Edebiyle, erkanıyla istemek varken neler kurarsın? Her şey yoluyla olur. Ekberoğlu'nun bir itirazın varmış. Olursa icabını düşünürüz. Haddine mi düşmüş Efe? Sana kız vermeyecek baba yiğitin alnını karışlarım. Varın gidin o halde. Ekberoğlu'na selamımı iletin. Gönlü hoş olsun. Burası Allah'ın emri peygamberin kavliyle istiyoruz. Kim olduklarını bilemedim. Hayırdır inşallah. Gecenin bu vaktinde kim olur ki? Kapıyı açacak kimse yok mu yanaşmalardan? Hele bir varıp bakalım kimlermiş. Kim o? Ne istersiniz? Tanrı misafiriyiz. Ekberoğlu'na diyeceklerimiz var. Hele sen bir aç. Ne duruyorsun? Açsana kapıyı.
içeri gidin, hadi. Hiç korkmayasın Ekberoğlu, yüreğini ferah tut. Canında malında gözümüz yok. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızını Efiye istemeye geldik. Gayri sen bilirsin Mehmet Efendi. Hele o vaziyette kızı vermem diyemezdim. Herifler Ezrail gibi tepeme dikildiler. Yarından tezi yok, gizlice kızımı, avradımı aldığım gibi doğru İzmir'e kaçacağım. Ben eşkıya kız vermem. Sana bu işi haber vermek boynumun borcuydu, onu da yaptım. Gerisini sen düşün. Tasalanma Ekberoğlu. Görmüyor musun, işler yoluna giriyor. Sayende memleket bir beladan kurtulacak. Sen İzmir'e falan gideyim deme, kimseye de açma bu işi. Çakıcı muhakkak ziyaretine gelecek. Bize de sabırla bunu beklemek düşer. Değil mi ki sen yüzeyinsin, kızımı o zaman veririm dedin. Bu laf kudurtur Efe'yi. Üstelik de kızına söyletmişsin bunu. İstesen böyle kapan kuramazdın. Demek Kıraz da öyle söyledi hacı. Kapı arkasından iki kere sordum Efe. İkisinde de Efem yüze insin sonra beni alsın dedi. Hele bir razı olsaydı Ekberoğlu'nun göreceği vardı. Ne çare, bir şey yapamadım. Hepsi bu kadar. Gari emir senindir Efe. Öyle olsun. Bir kere de biz varıp konuşalım. Ötesini ondan sonra düşünürüz. Öyle şey mi olur Efe? Şehre gidilir mi hiç? Kıstırıp vururlar sonra bizi. Yer gök zaptiye dolu. Bir yere çıkamayız buralardan. Ben yalnız gideceğim zaten. Ne sen ne de başka bir kızan benimle gelmeyecek. Bu gece bir şeyler olacağı benzer kumandan bey, içime öyle doğuyor. Çakıcı muhakkak gelecek. Bu gece olmazsa yarın gece, yarın gece olmazsa öbür gece. Mutlaka gelecek, bekleyeceğiz. Bana da öyle geliyor ki asıl dananın kuyruğu bu gece kopacak. Kimsin? Nereden gelip nereye gidersin? Ne hadi, kimsin?
Hacı Zeybek gelene kadar beni unuttun sandıydım. Yaptıklarını duyunca ölüp ölüp dirildim. Gecelerce gözüm uyku tutmadı. Sen Hacı'ya Efe Yüzeyinsin demişsin, doğru mu? Dedim demeye. Hep bu yüzden. Her gün yürek kalkınlığımı çekeyim. Bu mu istediğin? Efe karısı olacaksın. Alış bunları. Ben sensiz edemem. Dul koma beni. Daha da gezme gari. Yüzeyin. Son sözün bu mu? Ama efemsin, sen ne dilersen o olur. Ekberoğlu, kapıyı aç! Evi sardık kumandanım, kuş olsa uçamaz. Arayın her tarafı! Hayrola Mehmet Efendi? Çakıcı geldi. Zaptiyeler ateş etmişler, bu tarafa doğru kaçmış. Aman Mehmet Efendi! Kızının odası nerede? İşte şurası. Destura, Raz bacı, içeri gireceğiz. Buyurun. Bütün evi aradık, hiçbir yerde yok. Allah Allah, hayret! Belki de başkasıydı. Tütün kaçakçısı falan. Kusura kalma Ekberoğlu. Gece gece rahatsız ettik seni de. Fırlayın! Bizler böyle düşünüyoruz. Herhalde zatı ailenizin de başını bir hayli ağrıtıyor olmalı. Hem de nasıl! Bıktım usandım bu heriften. Her gün yeni bir vukuatı var. Bu sonuncusu hepsinden baskın. Cüretine diyecek yok. Elimize fırsat geçti. Hazır Ekberoğlu'nun kızına da aşık. Yüzeyinip hele bir evlensin, ondan ötesi kolay. Bendeniz Sadıkzade Emin Bey, Ambarcıoğlu Osman Bey Efe'ye kefil olmayı kabul ediyoruz. Böylece tarafı ailenizden İstanbul'a yazıp affı şahaniyi istemek kalıyor. Peki, istediğiniz gibi olsun. İstanbul'a yazıp affı şahaneyi istihsal etmeye çalışacağım. Var olun Paşa Hazretleri, bizi ihya ettiniz. Allah ömrünüzü müjdat eylesin. Kızanlarım! İstanbul'dan 3 gün evvel affı şahane gelmiş. Biz de bugün haber aldık. Hakkımızda hükümetin çıkardığı bu ferman için diyeceği olanlar konuşsun. Hadi konuşun, ne duruyorsunuz? Teslim olmak, yüze inmek başka şeye benzemez. Can pazarı bu. Herkes kendi ipiyle asılır. Söyleyin diyeceğinizi. Görmüyor musun Efe? Hepsi senin bir dediğine bakarlar. Öl de ölelim, kal da kalalım. Yüze inmeyi isteyenler belli olsun. Söyle bakalım Arap Mercan, derdin ne? Kancıklanmayalım Efe, bir iş etmesinler bize. Orasını Allah bilir, hem padişah fermanına inanmamazlık edemeyiz ha! Bari sen bilin Efe, gönlüm rahat değil. Kumandan paşayı eylet hacı,
Mübarek bayram ayının 14'üne müsadif cuma günü saat tam 12'de Ödemiş düzündeyiz. Çakıcı geliyor! İzmir valisi Vezir Kamil Paşa'ya hüküm ki Ödemiş Haslı civarında Bozdağ ve Karıncalı Dağı eşkıyasından Çakırcalı Ahmet oğlu Çakıcı Mehmet Namşaki teslim olduktan sonra Çakıcı Mehmet ve her bir arkadaşı Affı Şahaniye mazhar olunarak diledikleri şehir, kasaba ve köyde ev kurmalarına müsaade edilmiş ve Çakıcı Mehmet'e 500 kuruş aylık da kır serdarlığına tayinen fermanı alişanım sadır olmuştur.
Efe varsa ne be gari? Biz de gidip gelini alalım. Ev gibisi olur mu hiç? Seneler var ki yatağa hasret. Sen bakma söylenenlere. Canı çekip dağa çıkmış adam yoktur. Evini barkını kimse kolay kolay bırakmaz. Gece ateş başında yatarken ben daima evimi düşünürdüm. Ev hasreti zordur. Bunların hepsi geçti Efe. Gari evindesin. Doğru. Bir daha kolay kolay evimi bırakmam. Çakıcıyı dağlara sürmek zor gari. Bundan öte evimin yanında bir de sen varsın. İki elin yanına gelsin inşallah, yavrun domuzu. Buldun buldun da benim gibi fukarayı mı buldun? Nine, hele buraya gel. Hem nine dersin, hem testimi kırarsın, hem de ayağına çağırırsın. Utanmaz seni. Osman, bu parayı nineye ver. Gene ne yaptın Efe? Bütün köy bizden şikayetçi. Elin fakirinden ne istersin? Verdiğin parayla ılık hızı değil, testi almak ev yaptırır. Hakkını helal ettin mi nine? Ettim. Helal olsun. Allah ziyade versin. Cenab-ı Hak sözünü geçkin, kılıcını keskin etsin. Terekkelli bu çakıcı Mehmet'i Allah muhafaza ediyor. Üzerinde fakir fukaranın duası varmış. Terlemişsin Efe. Hemen giyin, yoksa soğuk alırsın. Destur var mı Efe? Mühim bir haberim var. Gel hacı, orası senin kızın sayılır. Bayındırlı Mehmet Efendi geldi Efe. Yanında bir mangada zaptiye var. Pür silah. Teslim şartında zaptiyenin bu köye girmesi yoktu, bu nesiymiş? Ben kendisine bunu diyiverdim. O da bilirmiş bu şartı. Ama aceleye gelmiş, seni görmek istiyor. Peki ne olacakmış? Kabul et Efe, boş çevirme. Nöbetçi kızan zaptiye işaretini verince ben tertibatımı aldım. Çobanla Osman onların yanında. Ben de gidiyorum. Bir bayındırlı buraya gelecek. Ben bu işi beğenmedim hacı. Neyse gelsin bakalım. Buyur Mehmet Efendi. Efe seni görecek. Beklettim ama kusura kalma. Zarar yok, asıl ben rahatsız ettim. Köşeyi dönünce soldan ikinci kapı. Buyur Mehmet Efendi. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk Efe. Kusura kalma, şartı bilmiyor değilim. Ne var ki seferiyken İzmir valisi Kamil Paşa'dan acele bir telgraf aldım. Ben Korgalı Mehmet'in izindeyim. Paşa Hazretleri senin de kır serdarı olman dolayısıyla takibe çıkmanı istiyor. İşte ani gelişimin sebebi bu. Pek güzel, pek iyi ettin Mehmet Efendi. Hazır gelmişken bir de çorbamızı içersin. Sağ ol Efe, rahatsızlık vermeyelim. Yo, olmaz, bırakmam. Birlikte eski günleri yad ederiz. Bohça yakasında birbirimize ağız mı kurşun sıktık, ha? Kadere bak ki bugün birlikte müsademeye gidiyoruz. O işte ben yokum. Paşa Hazretleri bu hizmetten beni affetsinler. Düşman kazanıp yeniden dağa çıkmak istemem. Orası senin bileceğin iş Efe.
benden iletmesi. Çamaşır değiştiriyordun galiba Efe. Buyur işine bak. Üşüyeceksin. Ben de şöyle otururum. Çamaşırı birlikte değiştiririz. Yoldan geldin. Sen de terlemişsindir. Peki, kabul. Hey, bana bakın! Bir kat daha çamaşır getirin buraya. Hadi bakalım Mehmet Efendi. Giyelim. Havaya bir metelik atsana Mehmet Efendi. İyi vurdun Efe. Bak Mehmet Efendi. Bugün seninle dostuz. Ama kader bu. Yarın dağda yine karşılaşırsak dikkat et. Seni de tıpkı şu metelik gibi vururum o zaman. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Belli mi olur bu yolda kimin kimi vuracağı Efe? Belli mi olur? Allah'ın bileceği iş. Doğru. Allah'ın bileceği iş. Nasıl? Su serin değil mi? Aa, dönme! Bakma diyorum sana! Kavlemiz böyle miydi? Unuttum canım! Hem bakarsam ne olur? Bak şimdi de ne diyor? Hani söz vermiştin? Peki, peki! Keyfine bak sen! Bakmıyorum işte! İyice yıkan bir serinlen! Bir daha bakarsan vallahi çıkarım suda! Uzatma gari! Senin için geldik madrana! Eğlenmene bak! Vay başıma gelenler! Vay tilki akıllı efem! Allah Allah! Harap Mercan gelmiş. Varıp bakalım. Hayrola hacı, bir şey mi var? Başın sağ olsun Efe. Kamalı Ayasulu köyünü basmış. Ananı, bacını, yeğenini öldürmüş. Evini de yakmış. Yanımda kimler varmış? İnce Mehmet'le Zeybek İsmail. Malı vay! Bunu da yapacaktın ha! Ama onlara rahat yüzü gösterir... ...bir saat uyku uyutursam bana da Çakıcı demesinler! Bir de Zaptiye Paşası'nın mektubu var Efe. Oku bakalım. Çakıcı Mehmet Efe'ye, bu kere yeniden eşkıya takibi kumandanlığına tayin edildim. Şimdiye kadar olduğu gibi müsellekan gezmenize artık müsaade edilmeyecektir. Bu sebeple silahlarınızın derhal teslimi lüzumu beyan ve affı şahaneye mazhar olduğunuz cihetle hiçbir takibata maruz kalmayacağınız tekraren teyit olunur. Takibi eşkıya kumandanı Mir Livarefik. Dünyada bir Efe için can vermek, zaptiyeye silah teslim etmekten çok daha kolaydır. Herifler anamı bacımı keserken ben nasıl silahımı veririm? Bu işte bir oyun var hacı. Bak Çamlıcalı'yı da yüze indirdiler. Bizi arkadan kancıklayacaklar. Kızanları topla. Bir yolda hep beraber konuşalım. Emir senin Efe. İstirham ederim Paşa Hazretleri, itimat buyurun. Bu karar Çakıcı'yı yeniden dağa çıkarmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Yüksek vicdanınızdan gene rica ederim. Emrinizi geri alın. Ben bu işi hallederim.
Söylediğiniz şeyleri kulağınız duyuyor mu? Bunlar ne biçim laflar? Emir geri alınır mı? Aile fertleri öldürülen, evi yakılan, kendi canı tehlikede olan bir adam nasıl silahını teslim eder paşa hazretleri? Buna imkan var mı? Elimizde fırsat varken önleyelim bunu. Çakıcı muhakkak dağa çıkacak. Memleket yeni bir bela kazanmasın. İsterse çıksın dağa, keyfi bilir. Bu seferki takibe bizzat ben gideceğim. Dağa çıkalım Efe! Osmanlı ile mukavelemizde silahımızla gezmek şarttı. Yüzde kalırsa köpek gibi öldürecekler bizi. Bu ayan beyan görünüyor. Hiç vakit geçirmeye gelmez. Bütün kızanlar istiyor bunu. Hede efem, hede! Kaldırın tüfekleri arkadaşlar, olsun bitsin bu iş. Peki. Yeniden dağa çıkıyoruz. Günah vebali benim boynuma. Paşa'ya bir mektup yaz hacı. Şöyle de, zeybek kısmı elindeki silahı vermez, gelir alırsın. Çakıcı Mehmet Efe. Bu gece burada yatalım. Yarın sabah hayırlısıyla dağdayız. Önce sıra zeybek İsmail'de. Bakalım çakıcı pususu nasılmış görsün. Ah ülen kamalı! Alaçağın olsun! Efemi ciğerinden yaktın. Ben de seni öldürüp ciğerini yemezsem bana da hacı eşkıya demesinler. Ben sensiz ne yaparım efendim? Kolum kanadım kırıldı. Gel etme efem. Silahını teslim et, tek ki ayrılmayalım. O nasıl söz Hıras? Bugün silahımızı isteyen yarın canımızı da ister. Ben evimden senden ayrılmak ister miyim? Ama ne edersin? Gari Kamalı'yı da sağ bırakırım mı sandın? Herkes kaderine razı olmalı. Bizim kaderimizde de sevgiliden, yuvadan ayrı düşmek varmış. Çocuğumuzun yetim kalmasını istemedim. Ne? Ne dedin Aras? Çocuğumuz mu? Vakit tamam Efe, biz hazırız. Allah'a emanet oluruz. Sağlıcakla kal. Zeybek İsmail! Çık ulan dışarı! Sen benim evimi yakarsın ha! Avratlar gibi ne saklanırsın! Çık ulan erkek sen! Ölen Zeybek İsmail! Dövüşeceksen her gibi dövüş! Bırak elin masumlarını! Bırak diyorum sana! Kuşu kaçırıyoruz Efe. Bismillah.
De gidinin ince Mehmet'i. Senin de hesabın görüldü. Şimdi kafana kıstın Çamlıcalı. De bakalım kurtulabilin mi? Kuş olsan uçaman. Bizi kancıklaman için yüze inersin ha? De gidi karatinini! Çamlıcalı! Gari kurtulaman elimden! Seni vurup derini incir ağacına asmazsam bana da Çakıcı demesinler! Ne yandığımın alisi be! Fur çütellere! Fur bir zeybek havası be! Anamdan bacımdan ne istedin? Bana edemediğini onlara ettin değil mi? Kara dilli köpek! Bir de başıma avrat donu giydirip beni ödemiş hamamında oynatacaktın ha? Sen oyna bakayım şimdi! Korkma seni vurmayacağım! Alnına öyle bir kara leke çalacağım ki ölünceye dek çıkmasın! Çakıcı Kamalı'yı birgi bahçelerinde avrat gibi oynattı desinler! Davran, oyna bakayım! Vurun siz de bir köşe kafası!
Gelen başta köçeksen yoksa vurdum gitti! Gelen! De hadi! Başlatma beni! Gidinin köçeği! Kımıldama yakarım! Kusura bakma Kamalı! Bir efenin bu hale düşmesine gönlüm razı gelmedi. Gözün aydın Efe, bir oğlumuz oldu. Ekberoğlu haber salmış. Barutçuların değirmenine inen bizim kızan haberi getirdi. Çok sevindim hacı. Hanidir meraklanır dururdum. Hazırlan, bu gece bize gideceğiz. Emrin baş üstüne Efe. Ama ev dört bir taraftan tarasut altında. Başımıza ummadık bir iş gelir diye korkarım. Osmanlı çocuğun doğumunu bilip gelmene fırsat kollar. Yazılan bozulmaz acı. Nasıl gitmemezlik ederiz? Herkes kaderine razı olmalı. Gideceğiz. Şayet başımıza bir hal gelirse, aklında olsun. Önce başımı gövdemden ayırır, bileklerimi kesersin. Sonra da göğsümün derisini yüz. Kimse Çakıcı'yı öldü bilmesin. Allah göstermesin Efe. Ama madem sen öyle diyorsun, bu emrini bir şartla yaparım. Yarın Hak Divanı'nda benden sual sormayacaksın. Sormam acı. Çünkü sen vurulursan aynı şeyi de ben sana yaparım. Ne kadar da seni andırıyor Aras. Ben de sana benzettim efem. Gari gitme dağlara Efe. Bizi yalnız koma. Dayanamıyorum hasretliğine. Her kapı açılışında kötü haberini getirdiler diye yüreğim hop ediyor. O hasretlik bende de var Aras. Ama ne eylersin. Alnımıza ne yazılmışsa olur. Ben de usandım dağda gezmekten. Bezdim. Ettiklerim doğru değil, biliyorum. Çaresiz bir kere daha çıktık. Elimiz tüfek tuttu. Kolay kolay dönülmüyor bu yoldan. Gelmenle gitmen bir oluyor. Dayanamıyorum. Bu ayrılık canıma yetti. Şafakla bir yine gideceksin. Aylarca yüzünü göremeyeceğim. Çocuğumuzun yazısı da bizimki gibi kara mı olacak? Sen üzme kendini. Yeniden yüze inmenin bir çaresini bulurum elbet. Sahi mi Efe? Kurbanın olayım, sahi mi? Hele bırak bunları şimdi.
Aradan uzun yıllar geçti. Bu arada Çakıcı Efe iki kere daha yüzeye indi. Sayısız iyilikler, sayısız fenalıklar yaptı. 1912 yılındayız. Artık memleketin asayişi de düzelmeye yüz tutmuştur. Dağlar eskisi kadar serbest değildir. İyi işleyen bir istihbarat şebekesi, Çakıcı çetesinin Karıncalı Dağ'da olduğunu öğrenmiştir. Çakıcı çetesinin yeri bulunmuş kumandanım. Dedim ver bakayım. Demek artık Çakıcılar çık vermeye başladı. Sonu geldi demektir. Çabuk bu haberi Aydın'a, İzmir'e ve Kuvve-i Seferiye bulunan her yere bildir. Taktiğe göndersinler. Bas üstüne kumandanım. İşte sana da gün doğdu Koca Mehmet. Beklediğin fırsat çıktı. Abinin intikamını al bakalım Çakıcı'dan. El elden üstündür. Orasını kumandan Allah bilir. Çavuş! Toplam borusu çal! Efe, daha nereye kaçacağız? Dağın doruğuna geldik çekile çekile. Sen bilin ha, müsademeyi burada versek. Burası son acı. Dediğin gibi müsademeye buradan gireceğiz. Geceye kadar müfreseleri tutamazsak gari işimiz tamamdır. Karanlıkta sıyrılabilirsek Gökbel'den Milas üstüne akacağız. Çakıcı'yı elimizden kaçırdık mı gari bir daha kıstıramayız. Bir plan kursak kumandan bey. Ne planı Koca Mehmet? Görmüyor musun, kurşundan göz açmanın imkanı mı var? Ben ne yapıp yapıp bu işin üstesinden gelmeye affettim kumandan bey. Sen bana bırak. Çakıcı Mehmet, avratlar gibi ne siniyorsun öyle? Erkeksen meydana çıktı, ağamın ucu nasıl alınırmış göstereyim sana! Lan Çakıcı, yüreksiz herif, çıkmazsın değil mi? Bekle, ben geliyorum. Bak analar neler doğururmuş gör! Koca Mehmet, ayı Mehmet! Lan sen kim oluyorsun da bizim üstümüze geliyorsun? Zeybekli kim, sen kim lan? Ağzı süt kokulu malak! Ya dün bahçelerde zeybeklere göbek çalkardın. Adam mı oldun şimdi? Çiftele! Bak hele acı yiğit adam. Düşmanın böylesine bayılırım. Hem dostum hem düşmanım. Vurulursa yanarım. Başıma adanan altınları düşünmeden vuruşan tek adam Bayındırlı. Doğru söylersin Efe, bu Bayındırlı'nın ateşi altından gece sıyrılmamız biraz zor olacak. Sıyrılmadık mı işimiz bitiktir. Sabaha varmaz etraftaki bütün müfreseler dağ taşı tutar. Yüreğini serin tut acı, evelallah bundan da kurtuluruz.
Sağdaki iki geçit daha açık. Oradan ağrılı mağarayı tutarız. Önce müfreziler üzerine bir örtme ateşi açtık mı ne yapacaklarını şaşırırlar. Üçlemelerle oradan sıyrılırız. Hadi bismillah. Değiş! Kes! Üçlemelere geçin hacı. Ateş kes! 26 çavuş. Ateş kes! Hayrola Mehmet Efendi? Çakıcı çetesi sıyrılma hareketine geçti. Örtme ateşini kestiler kumandanım. Emrederseniz hemen hücuma geçerek müsaademe mahallinde alıkoyalım. Hayır, buna imkan yok. Eldeki kuvvetler kafi değil. Mecburen sabahı bekleyeceğiz. Nasıl olsa takviye kuvvetleri gelecektir, takibe geçeriz. Siz bilirsiniz kumandanım. Üçlemeler tamam Efe. Birazdan biz de katılırız. Allah Allah, bak şunun yaptığına. Bayındırlı üstümüze geliyor. Sakın ilişme hacı. Ölümü bizden olmasın. Hala geliyor Efe. Bakacak mıyız? Bırak gelsin hacı. Yetme mi Efe? Dokunuver hacı. Mağarada bir ceset bulduk kumandanım. İşte o gün Efe'nin sırtındaki beni gördüm. Omuzunun altında kocaman siyah bir bendi. Gayet iyi hatırlıyorum, yanılmama imkan yok. Size inanıyorum Mehmet Efendi oğlum. Fakat halk Çakıcı'nın öldüğüne bir türlü inanmıyor. Onu hala dağlarda biliyorlar. Bunun önüne geçebilmek için karısının şehadetine ihtiyacımız vardır. Çağırın kendisini.
Bastine Paşa Hazretleri. Kadın, bu ceset senin kocan mı? Iraz Bacı, merak etme. Efenin başına konan mükafatı kimse alamayacak. İnan bana. Onu kimin vurduğu bilinmiyor. İndirdiler demişim düzüne. Kellesi yok ki. Bakan yüzüne. Çakıcı vurulmuş, inanmam söze. Ağlama Irazım, ağlama. Ağlama bana. Çık dağlar başına. Kavuşam sana. Madranı tutalım. Oradan Bozda. Derde derman derler. Kartalın yağı. Çakıcı vurur.